Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haber Merkezi'nde hazırlamış olduğumuz haberlerle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, kardeş ve dost Tülge Saraybosna'da unutulmaz lider Aliye İzzet Bekoviç'i anma törenlerine katıldı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliye İzzet Begoviç'in vefatının 14. yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen anma törenlerine ve İslam'ın Uç Beyi Aliye isimli belgesel filmin galasına katılmak üzere Saraybosna'yı ziyaret etti. Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliye İzzet Begoviç vefatının 14. yıl dönümünde başkent Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'nde düzenlenen törenle anılırken, düzenlenen törene Bilge Kral'ın oğlu Bakir İzzet Begoviç'in yanı sıra ülkemizden de aralarında milletvekilleri ve belediye başkanlarının da olduğu bir heyet katıldı. Bosna Hersek'e bağımsızlık yolunda liderlik eden ve derin bilgi birikimi dolayısıyla Bilge Kral olarak da anılan Aliye, kabri başında dualarla anılırken anma etkinliklerine katılan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aliye İzzet Bogoviç'in ölümünün üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen fikirleriyle gençlere yol gösterdiğine dikkat çekti. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Türkiye ile Bosna Hersek ayrılmaz iki kardeş gibidir. Ömrünün son günlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Bosna Hersek'e davet ederek kendisinden Bosna Hersek'e sahip çıkmasını talep edip Bosna Hersek'i ona emanet eden İzzet Begoviç, adeta Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünlerine işaret ederek kendisinin de geleceğin büyük lideri olacak vasıfları gördüğünü beyan etmiştir. Bizler de Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'in her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Bilge Lider Aliye İzzet Begoviç'e vefatının 14. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz diyerek düşüncelerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Bakir İzzet Bekoviç'in katkılarıyla hazırlanan belgeselin Bosna Kültür Merkezi'ndeki galasına Türkiye ve Bosna Hersek'ten çok sayıda davetli de katıldı. Aksaray Belediyesi, Aksaray Tıp Fakültesi ve İş Kadınları Derneği işbirliğiyle meme kanserinde farkındalık semineri düzenlendi. Düzenlenen seminerde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın eşi Hasibe Yazgı, duygusal bir konuşma yaparak "Kadın hayatta her şeydir" dedi. Şu buraya gelerek neden ben dememek için önce ben diyelim kadınlarımızı ve bu duyarlılığa sahip erkeklerimizi saygıyla selamlıyorum. Biz kadınlar hayatta her şeyi üstlenerek tek başımıza mücadele etmeye çalışıyoruz. Bir sigorta reklamında küçük bir kız babasının doktor olduğunu söyler ve akabinde "annemse" diye söze başlar ve sıralar. Annemse hem doktor, hem aşçı, hem öğretmen, hem kuaför, hem bekçi, hem mühendis, hem itfaiyeci, hem veteriner, hem dondurmacı, hem ayakkabı bağlayıcısı. Evet, anneler en her şeyi diye biter reklam. Aslında kadınlarımız hayatın her şeyi. Tek çocuklarımız mı? Peki eşlerimiz? Ne kadar itiraf etmeseler de onlar da farkında aslında. Ailemiz, komşularımız, arkadaşlarımız, her yere yetişmeliyiz derken kendimizi unutmuşuz, hatta kaybetmişiz ve hayat akıp gitmiş. Şöyle küçük bir zaman ayırıp bir fincan kahve ve kendi sesimizi dinleyelim desek, ilk ses çocuğumuzu, eşimizi, annemiz, babamız derken kahve bitmiş ve iş çok ve gene kendine ait bir ses yok. Babamın bir öğüdünü paylaşmak istiyorum. "Önce sen." Evet, önce sen derdi. "Çünkü sen varsan ben varım. Annem var, kardeşlerim var" derdi. "Sen iyi olacaksın, sen sağlıklı olacaksın ki senin için önemli olan herkese faydan dokunabilsin" derdi. "Ben hasta olsam bana bakmaz mısın?" diye sorardım babama. "Tabii ki bakarım ama ancak kollarım yerinden kopana kadar seni taşıyabilirim" derdi. Kollarımız kopana kadar, gücümüz yetene kadar, çaresiz kalana kadar yardımcı olabiliriz sevdiklerimize.
Peki sonra? Sonra yüreğimizdeki o büyük acıyla baş başa kalırız. Başta sağlıklı olmak üzere önce ben demeliyiz. Rahmetli kayınvalidem Serap Yazgı, ailesine düşkün güçlü bir kadındı. Ailesi söz konusu ise her anne gibi aslan kesilirdi. Bu sebeple midir bilmem, ufak bir rahatsızlığını önemsemeyip yıllarca ertelediği bir ameliyat sonunda pankreas kanserine yakalanmasına sebep olmuştu. Ameliyatı ihmal sebebi olarak da eşinin sağlığı, çocukların okulunu ve maddi manevi birçok sebebi öne sürmüştü. Ve doktorlar 3, maksimum 6 ay hayatta kalır dediler. Fakat annem 3 yıl yaşadı. Doktorlar sürekli Serap Hanım yaşadığı bildiği her şeyi not tutsun diyorlardı. Çünkü bu hastalıkta 3 yıl, evet 2007 yılında bir ihtiva olarak 3 yıl yaşamıştı. Doktorların bu isteğini kendisine ilettiğimizde de bize beni hayata yiyecek içecek değil, beni hayata bağlayan çocuklarım ve torunum demişti. Madem hayat çocuklarımız, madem hayat torunlarımız ve sevdiklerimiz, o zaman neden ben dememek için kendimize değer vererek ben olmayı öğrenmeliyiz. Erken tanıyla sosyal yaşamdan kopmadan, sevdiklerimizden uzaklaşmadan, olumsuzluklara maruz kalmadan, kötü hücrelerle mücadele etmek artık çok kolay. Bu konuda bizlere bilgilendireceği için Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı değerli Profesör Doktor Namık Özkan'a sözü bırakmak istiyorum. Bu programı düzenlediği için kadınlarımız adına kendisine minnetlerimi sunuyorum. Ayrıca programa desteklerinden dolayı İş Kadınları Derneği'ne ve değerli başkanı Hatice Eroğlu'na, Aksaray Belediyesi'ne ve kadınlarımıza verdiği değerden ötürü Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür ediyorum. Ve bir teşekkürüm de şu an yakalarımıza taktığımız kurdeleleri yapan, daha önce bu hastalığa yakalanmış ve halen mücadele eden gülen güçlü kadınlara. Sizleri çok seviyoruz. Aksaray Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen Ekim ayı meme kanserinde farkındalık haftası dolayısıyla sağlık semineri düzenlendi. Aksaray Belediyesi'nde destek verdiği önemli projelerden biri olan meme kanseri farkındalık seminerinde Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Namık Özkan meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti. Çünkü meme kanserinden mortalite dediğimiz ölüm oranını düşürmek ve uzun yaşam elde etmenin en kesin yolu erken tanı ve tedavi. Peki erken ve tanı ve tedavi için ne yapmamız gerekiyor? Önerdiğimiz şey kendi kendini muayene. Biraz sonra açıklayacağım. Muayeneden sonra herhangi bir bulgu tespit edilirse bir hekime başvurmak ve ileri tetkiklerle meme kanserinden sonra biyopsiyle tanısını koymak. Tarihi Zincireye Medresesi'ni bünyesine alan Aksaray Belediyesi özellikle öğrencilere yönelik sunduğu imkanlarla eğitime büyük katkı sağlıyor. Aksaray Belediyesi şehrin tam merkezinde bulunan Zincireye Medresesi'nde bilgi evi oluşturdu. Mekan geçmişte olduğu gibi geleceğe yön veren bir eğitim yuvası haline dönüştü. Kurulan büyük kütüphane ile toplumun her kesiminden kadın erkek her yaştan öğrenci ve vatandaş buradan faydalanabiliyor. Bilgi ve bilinç düzeyi yüksek köklerine bağlı, geleceği okuyabilen bir nesil yetiştirmek için kültürel ve sosyal etkinlikler kapsamında her alanda çalışmalarını sürdüren Aksaray Belediyesi, kütüphane kapasitesini de her geçen gün biraz daha artırıyor. Zincireye Medresesi, bilgi evi öğrenciler başta olmak üzere okumayı seven herkes tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor. Günlük ortalama 1500 öğrenciye ev sahipliği yapan kütüphane ve bilgi evleri Aksaray'da eğitimin gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Sınav hazırlıkları, sunum hazırlama, tez ödevi hazırlama ve çeşitli kursların verildiği kütüphaneler ve bilgi evleri aynı zamanda kültürel yönden de eğitimlerini sürdürüyor. Zincireye Medresesi ve bilgi evi kütüphanelerindeki kitap sayısı ise 50 bine ulaştı. İkinci Kılıç Arslan döneminden kalma tarihi hamamda restorasyon çalışmaları son hızıyla sürüyor. Aksaray'da ikinci Kılıç Arslan döneminden kalan tarihi hamam restore edilerek turizme kazandırılacak.
Merkez Sofular Mahallesi Ulıırmak kenarında 2. Kılıçarslan zamanında 1156 ile 1192'de inşa edildiği kabul edilen tarihi hamam uzun yıllar toprağa gömülü olarak kalmıştı. Tarihi 2. Kılıçarslan Hamamı'nın araştırma kazısı 2013 yılında yapılarak gün yüzüne çıkarılmış ve rölo ve restorasyon proje çizim aşamasına getirilmişti. Tarihi değerlere çok büyük önem veren Aksaray Belediyesi, tarihi hamamla ilgili projelerin gerçekleştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Tarihi yapısına uygun olarak yapılan projeye göre 2. Kılıçarslan Hamamı'nda 24 bölüm bulunmakta. Su deposu, erkek sıcaklık, bayan sıcaklık, erkek soyunma, bayan soyunma, eyvan, oda, hol bu bölümlerden bazıları. Toplam inşaat alanı 750 metrekare açık alan, avlu kısmı 300 metrekare olan Kılıçarslan Hamamı, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte şehir merkezindeki gezilebilecek önemli turizm merkezlerinden birisi olma özelliğini taşıyacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun il düzeyindeki yaşam memnuniyeti adlı araştırmasına göre mutlu iller arasında 17. sıradayız. Araştırmaya göre en mutlu iller Anadolu'nun küçük şehirleri Sinop, Afyonkarahisar ve Bayburt oldu. En mutsuz il ise Tunceli. Araştırmaya göre Batı Anadolu illerinde yaşayanlar birçok belediye ve devlet hizmetinden memnunken İstanbullular sadece şebeke suyundan memnun. Doğu illeri ise hem belediye hizmetlerinden hem de devlet hizmetlerinden yeterince faydalanamadıkları görüşünde. Türkiye İstatistik Kurumu'nun il düzeyinde ilk defa düzenlediği yaşam memnuniyeti araştırmasına göre en mutlu il Sinop, en mutsuz il ise Tunceli. Bu illeri Kırıkkale, Kütahya, Çankırı, Düzce, Uşak, Siirt ve Şırnak izledi. TÜİK araştırmasına göre Aksaray %67,84 ile mutluluk düzeyi ile listede kendisine 17. sırada yer buldu. TÜİK verilerine göre en son sırada %41,98 mutluluk düzeyiyle Tunceli var. Tunceli'yi Osmaniye, Diyarbakır, Antalya ve Hatay izliyor. Engin hoşgörüsü ve insan sevgisiyle sadece bizim değil, tüm dünyanın beğenisini kazanmış eşsiz şair Yunus Emre kabri başında anıldı. Ya ilahe lalbu hasaten burada metfumlar. Merhum Yunus Emre'nin kulüne ruhuna edinse vasilene yarabbim. En önemli özelliği öz Türkçeyi kullanarak Anadolu insanının hoşgörüsünü, insan sevgisini şiirlerine yansıtan sevgi ve hoşgörü mimarı Yunus Emre için anma etkinlikleri düzenlendi. Her yıl olduğu gibi bu yılda Türk halk şairi Yunus Emre, Aksaray ve Kırşehir Valilikleri tarafından ortaklaşa düzenlenen programla anıt mezarı başında anıldı. Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Sarıkaraman Köyü Ziyarettepe mevkiinde Yunus Emre Türbesi'nde düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Yunus Emre'nin anıt mezarının Aksaray ve Kırşehir sınırlarında olması nedeniyle Yunus Emre'yi anma etkinlikleri Aksaray Valiliği ve Kırşehir Valiliği tarafından birer yıl arayla dönüşümlü olarak yapılıyor. Kırşehir Valisi Necati Şentürk törende yaptığı konuşmada Yunus Emre'nin irtibatta bulunduğu Hacı Bektaş Veli ve Tapduk Emre'nin bu topraklarda yaşadığını, fiziki, coğrafi, manevi sebeplerle türbesinin de buraya yapılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle hoşça kalın.